Kızılırmak'ta kavun hasadını görüntülemek için yola çıkan Çankırı basını hafif bir kaza atlattı. Yağışlar nedeniyle çamura dönüşen arazide yoluna traktör römorkunda devam eden gazeteciler su kanalından geçerken tehlike atlattı. Su kanalında balçıkla kaplı zeminde kayan traktör römorkunun bir tekeri havalanarak tekrar zemine değdi. Kazanın eşiğinden dönen basın mensupları derin bir oh çekti. Basın emekçilerinin zorlu yolculuğu traktör römorkunda keyifli bir sohbet eşliğinde devam etti. Zaten battı. Ya sosyete çok... Evet. Aha, gelir mi? En zor yer bu ama. En zor yer. Değil. Görüyorsun. Çek abi. Evet sevgili basın mensubu arkadaşlarımızla kavun tarlalarında yiz. Yukarı doğru kaldır biraz. Bu da değil mi? Görüyorsunuz ne kadar zor şartlar altında çalıştığımızı ve haber çıkarttığımızı öyle hani birileri klavyeden yazıyor ya şöyle yapsaydınız böyle yapsaydınız bilmem neseydiniz diye. İşler öyle olmuyor görüyorsunuz. Biz alandayız, arazideyiz. Birebir çiftçisinden öğrenip öyle yazıyoruz, ezbere konuşmuyoruz. Değil mi başkanım? Evet. Çok sağ olun. Hepiniz beraber geldiniz bu arada. Bayağı bir işte çiftçimizin 12 ay çektiği sıkıntıyı siz burada 5 dakikada çekiyorsunuz. Tabii bir de orası var gerçekten. Hani evimize, masamıza geliyor ama şimdi bir de çiftçinin verdiği emeği daha iyi anlıyoruz biz. Daha iyi anlamış olduk burada. O yüzden dolayı da yani işte köyden vatandaş getiriyor pazara bir şey satmaya. Ya işte 1 lira diyor 50 olmaz mı diyor. Yani lütfen köyden gelen vatandaşımızın malına da pazarlık yapmayalım yani. Gerçek üreticiyi. Yani köylü pazarından aldığımızda da destek olalım. Gerçekten çiftçi zor durumda. Gübre fiyatları gerçekten çok pahalı. Onu da buradan dile getirmiş olduk. Arkadaşlar siz neler söyleyeceksiniz Murat Bey? Evet arkadaş işte biz geldik burada tarlada da gündelik olarak kavun toplamaya geldik aslında. Bunlar numara, bunların hepsi bu kamera bilmem ne hikaye. Çalışmaya geldik abi. Yağmur yağıyorduk. Para yetmiyor. Evet, patron vermiyor. Bir dakika alın terini. Alın terini en fazla attığı yer bura. O aşağı yanlarda kızılcık topluyor. Evet. Abi çiftçilik Çankırı kolay. Alın terini en fazla attığı yerdir. Ve kazandığı her zaman helaldir. Çünkü 7 gün 24 saat 365 gün uğraşın. Evet, kameraman arkadaşımız Murat Babutçu da görüyorsunuz. Köşeyi tuttu köşe başını. Yani burada... Meşhur yere geldik. Mustafa Bey, nasıl bir duygu? Evet, şimdi en zorlu yere geldik. En zorlu yere geldik. Bakalım Bismillah diyelim. Aman dikkat. Ne yaparız abi? Atlayalım mı? Evet. Evet burası çok... Dur ya şuradan geçelim biz ya. Başkanım şuradan geçeydik ya biz. Karşıya şuradan zıplayıp geçelim mi? Dur. Karşıya geçelim. Evet. Bismillah. Bismillah. Allah'ım ya Rabbim sen bizi koru. Çok zor. Buradan geçmesi çok gerçekten zor. Biraz önce de Ramuk kaydı. Ramuk kaydı. Hadi bismillah. Evet. Giderken çok ciddi bir ramuk bir havaya kalktı inmişti. Ama bu sefer olmadı bu. Buyurun bakın buradan geçtik. Buradan geçtik. Hadi geçmiş olsun yani en ciddi. Yok artık. Evet gördüğünüz gibi traktörün römorkunda böylesine zorlu bir yerden de geçmiş olduk. Hadi geçmiş olsun. Gazeteci arkadaşımız korktu, indi. Bunu da çekiyoruz. Yani başkan bunu yaparsa cemaat ne yapar artık bilemiyoruz. Kaptan terk etti. Bak bir önce kaptan terk etti.
Gemiyi terk ettin, bunu unutmayacağız Murat. Gemiyi önce sen terk ettin, unutmayacağız bunu. Çankırı Ziraat Odası Başkanı Neşat Gamzeli ve Kızılırmak Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakman da gazetecilere eşlik ettiği yolculuk kazasız belasız sona erdi. Evet, yolculuğumuz bitti. Şimdi artık buradan tekrardan minibüse aktarılıyoruz. Çok aşırı yağışlardan dolayı birçok araziye giremedik çamurdan dolayı. Traktörle bir 2 kilometrelik yolculuktan sonra tekrardan minibüsümüzün başına gelmiş olduk.